İyimserlik oyunu. Hayvanların neşe ve mutluluk içinde yaşadığı bir ülke vardı. Burası binbir çeşit hayvanın barındığı hayvanlar ülkesiydi. Burada kurtlar kuşlara yan gözle bakmaz, köpekler kedileri kovalamaz, hatta fareyle kedi bile çok iyi geçinirlerdi. Bütün hayvanların bir mesleği vardı. Kimisi tamircilik yapar, kimisi fırıncılık. Hatta öğretmenlik yapanlar bile vardı. Yeşillikler içindeki ülkenin sınırları çok geniş olmasa da herkese yetecek kadar toprak vardı. Toprakları her zaman ekili olurdu bu ülkenin. Güneş yemyeşil tarlalara doğardı. Göçmen kuşların en çok sevdiği ülke bu ülkeydi. İşsiz güçsüz kimse olmazdı bu ülkede. Her meslek çırak usta ilişkisiyle geleceğe taşınırdı. Dostluğun sonsuza kadar sürdüğü bu ülkenin ahalisi her sabah birbirine merhaba diyerek güne başlardı. Merhaba diyen yüzlerden de tebessüm hiç eksik olmazdı. Tabii ki hayvanların türlü türlü karakterleri ve alışkanlıkları vardı. Bazıları tavşan ailesi gibi çok aceleciydi. Oradan oraya koşturup işlerinin çarçabuk bitmesi için acele ederlerdi. Kirpi ailesinin ise tam tersine hiç acelesi olmazdı. Yavaş yavaş uğraşıldığı takdirde her şeyin daha güzel yürüdüğünü düşünürlerdi. Gencecik yaşına rağmen minik serçe ise ülkenin en iyimser hayvanıydı. Bütün yaşadıklarından iyi bir taraf bulup çıkarmaya ve bu şekilde mutlu olmaya bayılırdı. Bazıları serçenin nasıl bu kadar iyimser olduğuna şaşırıyordu. O küçücük, savunmasız ve narin bir varlıktı. Hem hayat şartları da çok iyi sayılmazdı. Ailesiyle birlikte zar zor sığdıkları bir evleri vardı sadece. Evlerinin çatısı her kış akardı. Evlerinin pencerelerinden içeri dolan rüzgar, soğuk kış gecelerinde tüylerini diken diken ederdi. Belki de bu mutlu ülkenin en küçük ve kötü evi, minik serçelerin eviydi. Ama minik serçenin hayatından şikayet etmesi bir yana dursun, "Oh, başımızı sokacak bir evimizin olması ne güzel!" dediğini herkes bilirdi. Karınlarını doyuracak çok az yiyecekleri olduğundaysa, "Zaten paylaşmak dünyadaki en güzel şeydir. Böylece kardeşimle paylaşmayı öğrenebiliriz." diyerek yine mutlu olurdu. Herkes iyimser serçeye gıpta eder, onun gibi olmak isterdi. Minik serçenin karşı komşusuysa Laklak Leylek'ti. Leylek Bey devamlı konuşur ama konuşunca da her zaman şikayet ederdi. Serçenin aksine hayatın güzelliklerini fark etmekte zorlanırdı. En küçük olumsuzlukların bile moralini bozmasına izin verir, sonra da bütün gün asık suratıyla etrafta gezerdi. Bir gün, "Bu uzun gagayla tabaktan çorba içemiyorum," dedi. Serçe cevap verdi. "Bunda üzülecek ne var? Çorba içebilmek için uzun bir kap kullanabilirsin. Yemeklerden lezzet alabilmek çok güzel, öyle değil mi?" Laklak Bey'in memnuniyetsizliği hiç bitmez ki. "Zaten şu uzun bacaklarıma da sinir oluyorum. Koşarken birbirlerine dolaşıyorlar," diyen Leyle'ye serçe gülümsedi. "Ah Laklak Bey, hayatta senin gibi yürüyemeyen, sürünmek ya da sadece yüzmek zorunda olan birçok hayvan var. Oysa sen hem yürüyebiliyor hem de uçabiliyorsun. Daha ne istiyorsun bilmiyorum ki," dedi. Laklak Bey işin bu tarafından hiç bakmamıştı. Minik serçe haklıydı haklı olmasına ama Laklak Bey şikayet edecek başka şeyler de bulabilirdi. O bu işin uzmanıydı. "Peki ya her sonbahar geldiğinde başka ülkelere uçmamıza ve ilkbaharda tekrar yolculuğa çıkmamıza ne dersin? Oradan oraya. Hep yolculuk, hep yolculuk." Minik serçe bu halinden memnun olmayan kötümser Laklak Bey'e hayretle baktı. "Of Laklak Bey, bence bu en eğlencelisi. Her yıl farklı ülkeler görmek, yeni yerler ve kişiler tanımak fena mı? Hem arada bir değişiklik yapmak güzeldir, öyle değil mi?" Minik serçe gerçekten de haklıydı. Laklak Bey, minik serçenin söylediklerini kabul etti etmesini ama elinde değildi. Nasıl iyimser olacağını bilmiyordu ki. Minik serçe gittikten sonra kanatlarını başının altına aldı ve uzun uzun düşündü Laklak Bey. Upuzun gagası, upuzun bacakları geldi aklına. Bohçasını alıp uzak ülkelere göç etmek zorunda kalışını düşündü sonra.
Canı çok sıkıldı. Ofladı, pufladı. Kalktı, evin içinde dolaşmaya başladı. Can sıkıntısı geçmek bilmiyordu. Pencereyi açtı ve uzun gagasını dışarı çıkarıp derin derin nefes aldı. Lak Lak Bey pencereden bakarken karşı komşusu minik serçenin evini fark etti. Aklına bir şey gelmiş olacak ki gülümsedi. Ertesi günü sabırsızlıkla bekledi. Ertesi gün Lak Lak Bey çok önemli bir karar almış olarak komşusu minik serçenin kapısını çaldı. Serçecik uzun boylu misafirini küçük evine buyur etti ve elinde olan yiyeceklerden ona ikramlarda bulundu. Hayrola komşum, bir sıkıntın derdin mi var yoksa? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Diye sordu serçe. Lak Lak Bey, evet serçeciğim, senin iyimserliğine ve hayattan bu kadar memnun olabilmene hayranım. Ama ne kadar denediysem de bir türlü senin gibi düşünemedim. Kötümserliğimden kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Diyerek içini döktü. Lak Lak Bey dün tüm gün penceresinin önünde bunları söyleyebilmek için beklemişti. Serçecik bir süre düşündükten sonra, annem daha ben çok küçükken benimle bir oyun oynardı. Her akşam yattığımda o gün olanları düşünür, olanlar için iyi birer sebep bulurduk. İlk başlarda olumlu sebepler bulmakta oldukça zorlanıyordum. Ama daha sonra bu alışkanlığa dönüştü ve kolaylaştı. Şimdi ne yaparsam yapayım güzel bir sebep bulabiliyorum. Senin önce olumlu düşünmeyi öğrenmen gerek bence, dedi. Lak Lak Bey çok şaşırdı. Ne yani? Bu yaşımdan sonra ben de mi oyun oynayacağım? Minik serçe, tabii ya, ne olmuş? Oyun oynamanın yaşı olur mu? Bu oyun sana iyimser düşünebilmeyi öğretebilir, dedi. Lak Lak Bey ne diyeceğini bilemedi. Daha önce hiç annesiyle oynamadığı geldi aklına, üzüldü. Minik serçenin oyunu aklına gelince tebessüm etti. Lak Lak Bey biraz düşündükten sonra serçenin söylediklerine hak verdi. Pekala, kabul. İnsan kendisini geliştirmek için ne gerekiyorsa yapmalı zaten, diyerek kendi kendisini onayladı. Lak Lak Bey aldığı yeni karardan sonra minik serçenin yanından ayrılıp evine dönerken şiddetli bir yağmura tutuldu. Evine gelene kadar sırılsıklam olmuştu. Of, nasıl da ıslandım. Ama bu benim oyuna başlamam için iyi bir fırsat olabilir, dedi. Sonra yağmur için sebepler üretmeye başladı. Biraz ıslanmış olabilirim. Ama yağmur yağmasaydı su depomuz dolmazdı. O zaman da susuz kalırdık. Hem tarlalar sulanamaz, meyve ve sebzeler olgunlaşamaz, çiçekler büyüyemezdi. Hatta botlarımızı ve yağmurluğumuzu giyerek yağmurda dolaşamazdık bile, öyle değil mi? Derken gülümsedi. Galiba nasıl iyimser olunacağını anlamıştı artık. Lak Lak Bey yüzünde kocaman bir gülücükle kendisini uzun zamandır hissetmediği kadar mutlu hissetti. Lak Lak Bey yağan yağmuru daha iyi izleyebilmek için pencereye yanaştı. Küçük yağmurun damlaları sevinçle pencereye çarpıyordu. Sevinçli yağmur damlalarının gerisinde minik serçenin evini gördü Lak Lak Bey. Minik serçe de tıpkı Lak Lak Bey gibi penceresinden yağan yağmuru izliyordu. İki komşunun bakışları birbiriyle buluştuğunda gülümsediler. Lak Lak Bey küçük kanadını minik serçeye salladı. Minik serçe de çok daha küçük kanadını Lak Lak Bey'e doğru salladı. Sonuçta yağan yağmur birbirini seven iki komşuyu pencerelerde buluşturmuştu.